Merhaba arkadaşlar. Üroloji uzmanı operatör doktor Turap Ulaşoğlu'nun kliniğindeyiz. Sünnet hakkında konuşacağız. Merhabalar Turap Bey. Merhaba. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Ben bütün eğitimlerimi Ankara'da tamamladım. Tıp fakültesi dahil. Daha sonra Türkiye'nin farklı noktalarında çalıştım. 10 yıl kadar önce Denizli'ye tayin olarak geldim. Denizli'de bu yıl içinde istifa ederek kendi özel kliniğimi açtım. O süreye kadar kamu hastanesinde çalışıyordum. Bu yılda istifa edip kendi sünnet kliniğimi açtım. Peki sünnet nedir? Sünnetin faydaları nelerdir? Sünnet, penisin başını örten derinin yetkili kişiler tarafından kesilip kalan parçalara dikilmesidir. Sünnetin faydaları oldukça fazla. Örneğin bir yaş altındaki erkek çocuklarında sünnet olanlar olmayanlara göre 10 kat daha az idrar yolu enfeksiyonu geçirir. İleriki yaşlarda sünnetli erkeklerde sünnetsizlere göre penis kanserinin 2,5 kat daha az görüldüğü tespit edilmiş. Normalde penis kanseri çok yaygın görülen bir kanser türü değildir aslında ama görüldüğü zaman ise organ kaybına, hatta ölüme bile sebep olabilir. En önemli etkisi ise sünnetli erkeklerde cinsel yolla bulaşan hastalıklar çok daha az görülüyor. Bunun araştırması da yapılmış. 1997-2007 yılları arasında yapılan araştırmada sünnetin AIDS'i %62 oranında engellediği görülmüş. HPV virüsü kadınlarda rahim ağzı kanserinin etkenidir. Sünnetli erkeklerde bu görülmediği için sünnetli erkeklerin eşlerinde de rahim ağzı kanseri oranı çok daha az görünür. Bunun yanında balanit dediğimiz pipi derisinin iltihaplanması sünnetli çocuklarda görülmez zaten. Eğer balanit gelişmişse sünnetsiz bir çocukta zaten onun tedavisi de yine sünnettir. Bence en önemli katkısı sünnetin toplum sağlığı açısından pek çok cinsel yolla bulaşan hastalıklara ve pek çok viral hastalığa karşı bir bariyer ve engel oluşturması. Sünnetin ideal yaşı var mıdır? Sünnetin ideal yaşı var ama bu soru oldukça tartışmalı. İdeal yaşı bir kere 2 yaşından öncedir sünnetin ideal yaşı. Çünkü sünnet çocuk için bir travmadır. Psikolojik bir travmadır. Bu travmayı çocuğun mümkün olduğu kadar az hasarla atlatması lazım. 2 yaşından sonra çocuklarda kalıcı hafıza gelişir. Dolayısıyla 2 yaştan önce sünneti yaparsak çocuk bunu hatırlamaz. Bir de 2 yaşından sonra çocuklarda cinsel kimlik oturmaya başlar. Yani cinsel kimlik oturmaya başladıktan sonra o anlamda çocuk sıkıntı yaşayabilir. En güzel zamanı aslında sünnetin bebeklik çağıdır. Yani 1 yaşından öncedir. Ama günlük uygulamamıza baktığımızda sünnet her yaşta uygulanıyor. 3-4-5 yaş çok uygun zamanlar değil. Çünkü çocuklar burada karşı çıkar, şiddetle karşı çıkar. Bu yaşlarda çocuğu mutlaka sünnet öncesi görmek lazım, muayene etmek lazım. Mutlaka çocuğun annesiyle bunu ayrıntılı bir şekilde konuşmak gerekir. Yine 6-7 yaştan sonra da sünnet oldukça uygun bir dönem. Yani okul çağına başladıktan sonra ikna edilebilir hale geliyor çocuklar. 6-7 yaştan sonra da sünnet yapılabilir. Peki sünnetin mevsimi var mıdır? Aslında sünnetin mevsimi yoktur. Sünnet her mevsimde yapılır. Her mevsimin kendine özgü avantajları ve dezavantajları var. Yalnız geçmişten gelen bir alışkanlığımız var. Geçmişte hep yaz tatillerinde sünnet yapılırdı. Öyle bir şey yok. Biz şu an 12 ay sünnet yapıyoruz. Peki sünnet genel anestezi ile mi yapılır yoksa lokal anestezi ile mi yapılır? Siz hangi yöntemi tercih ediyorsunuz? Evet, güzel ve önemli bir soru. Sünnet lokal anestezi ile rahatlıkla yapılabilir. Sadece bazı özel durumlarda, ki buna doktor ve aile beraber karar verir, bazı özel durumlarda genel anestezi uygulanabilir. O özel durumlarda sünnet lokal anestezi ile yapılmalıdır. Bunun nedeni şu: çocuklara gereksiz verilen genel anestezinin çocukların IQ puanlarında düşmeye sebep olduğu tespit edilmiş. Bunu anestezi uzmanlarımız, anestezi doktorlarımız son derece iyi bilirler. Bu çalışma yayınlandı. Diğer uygun yaş gruplarında, büyük çocuklarda belki biraz zor olabilir ama uygun yaş gruplarında sünnet lokal anesteziyle çok rahat yapılabilen bir işlemdir. Peki sizin kliniğinizde de sünnet işlemi nasıl yapılıyor, nasıl ilerliyorsunuz? Evet.
Şöyle biz kesinlikle randevu çalışıyoruz. Aile bizi önceden arar. Biz onunla görüşürüz. Çocuğun yaşını, kilosunu öğreniriz. Ona göre biz aileye mesaj atarız. Sonra randevu oluşturduktan sonra aileye deriz ki lütfen tam randevu saatinde burada olun. Çocukların ben aç ve uykusuz gelmelerini istiyorum. Bunun iki büyük avantajı var. Bir defa lokal anestezi yaptığımız için herhangi bir tıbbi reaksiyon geliştiği zaman müdahale anlamında çok büyük bir avantaj. Ayrıca bebeklerde ikinci bir avantajımız var. Bebek buraya uykusuz ve aç geliyor. Gelir gelmez biz işte dezenfektanla eller temizlenir, HES kodu kontrolü yapılır. Sonra ben çocuğun lokal iğnesini yapıyorum. İğneyi yapınca tabii çocuk biraz ağlıyor. Sonra anneye veriyoruz çocuğunu, emzirme odasına geçiyor. Çocuğunu emziriyor. Bu emzirmeyle beraber çocuğun karnı doyuyor ve bir rahatlama gelişiyor çocukta. Bir kısmı, hatta büyük kısmı uykuya dalıyor. Ve uykuda bir sünnet işlemini gerçekleştirmiş oluyoruz. İşlem bittikten sonra tekrar çocuğu annesinin kucağına veriyoruz. Gerekirse tekrar emziriyor, çocuğu rahatlatıyor. Sonra anne ve babayı ben alıyorum. Onlara sünnet sonrası bakım, o bakımın nasıl yapılacağı, karşılaşabilecekleri zorluklar onları anlatıyorum. Fotoğraflarla, görsellerle onları anlatıyorum. Yani onlara bir eğitim veriyorum. Hı hı. Tabii iş burada da bitmiyor. Belli günlerde aileden ben fotoğraf istiyorum. O fotoğraflarla takip ediyorum. Herhangi bir sıkıntı olduğunda önerilerde bulunuyorum. Gerekirse de aileyi ben kontrole çağırıyorum. Peki sünneti neden doktor yapmalı? Evet, çok önemli bir konu. Çünkü geçmiş yıllarda, hatta yıllarca sünneti doktorlar yapmadı. Tabii bunun değişik sebepleri var. Doktor sayısı azdı, hastaneler yoğundu, sünnet yapacak kimse yoktu. 2014 yılında yasa çıktı, 2015 yılında yürürlüğe girdi ve sünneti hekim dışındaki insanların yapması yasaklandı. Bu çok doğru bir karar. Nedeni şu: biz çocuğun cinsel organına müdahale ediyoruz. O çocuğun neslinin devam etmesini sağlayacak olan, cinsel hayatını yaşayacağı organına müdahale ediyoruz. Bir organın anatomisini ve fizyolojisini bilmeden o organa müdahale edemezsiniz. Bunu da bilecek kişi doktordur ve doktorun yapması gerekir bu işlemi. Bunun yanında sünnet işlemi sırasında yapılan lokal anestezide gelişebilecek reaksiyonlara müdahale edebilecek kişi de yine doktordur. Bu iki açıdan baktığımız zaman sünneti kesinlikle doktor yapmalı. Sünnet öncesinde ve sonrasında yapılması gerekenler nelerdir? Aslında çok fazla bir şey yapmaya gerek yok. Bebeklerde biz biraz önce dediğim gibi aç ve uykusuz gelmelerini istiyoruz. Ama büyük çocuklarda önemli bir konu bu. Aileler farkında olmadan sünnet işlemini çok abartıyorlar çocuğa karşı. Onları ikna etmeye çalışırken yanlış bilgiler veriyorlar. Bir de ne yazık ki ülkemizde biraz fazla şakacı insan var herhalde. İşte senin pipini kesecekler, pipin ucuna iğne yapacaklar deyince çocuk çok korkuyor. O çocukların dünyasıyla eşkinin dünyası çok farklı. Evet. O çocuklara öyle bir şaka yapılmaz. Büyük çocukların telkine uygun olan, yani ikna edilebilecek yaşta olan çocukların bunu aileyle konuşması lazım. Ama ailelerin çok ayrıntılı bilgi vermesine aslında gerek yok. Ben şöyle yapıyorum o yaş grubunu. Buraya geldiği zaman soruyorum. Mesela diyorum, ne için geldin sen? Sünnet için. İşte sünnet nedir biliyor musun diyorum. Bir kısmı cevap veriyor, bir kısmı veremiyor. Sonra ben yapacağım işlemi birebir anlatıyorum çocuğa. Nasıl yapacağımı, sürecin nasıl ilerleyeceğini anlatıyorum. O zaman da çok bir sorun yaşanmıyor. Evet. Sünnet sırasında oluşabilecek riskler nelerdir? Sünnet yetkili bir kişi tarafından, ehil bir kişi tarafından yapıldığı zaman aslında çok ciddi sorunlar oluşmaz kesinlikle. Hı hı. Ama geçmiş tarihte biz bunları biliyoruz. Organ kaybına kadar giden komplikasyonlar oluştu. Onun dışında gelişen şeyleri bizim takip ve tedaviyle çözmemiz son derece basit. Bazen darlıklar gelişebilir. Bunu çok rahat çözeriz. İltihap gelişebilir. Bunu çok rahat çözeriz. Şöyle bir sıkıntı var aslında. Özellikle bebek grubunda yaşıyoruz bunu. Aileler normal süreçte gelişen şeyleri çok önemseyip çok ciddiye alıyorlar. Aslında onların büyük kısmı
sünnet sırasında olan şeyler, oluşabilecek şeyler ve düzelecek şeyler. Ben o yüzden sünnet sonrasında ailelere bunları fotoğraflarla anlatıyorum. Bakın diyorum, bunlar gelişebilir. Evet. Korkmanıza gerek yok. %1 de olsa gelişebilir. Korkmanıza gerek yok. Dediğim gibi yetkili bir kişi ve uygun bir ortamda yapıldığı sürece çok ciddi sorunlar gelişmez. Peki sünnet nasıl bir ortamda yapılmalı? Nelere dikkat edilmeli? Evet, bu da önemli bir konu. Ben yıllardır sünnet yapıyorum. Daha önce yıllarca da hastanede sünnet yaptım. Hastanede sünnet yaptığımda şunu fark ettim. Çocuk 0 yaşında da olsa, yani 3 aylık da olsa ya da büyük de olsa, çocuğu aileden ayırdığı zaman bir stres yaşıyor çocuk. Bunu hissediyor. Hele hele o çocuğu biz ameliyathaneye soktuğumuz zaman daha büyük bir stres yaşıyor. Çünkü çok farklı bir ortam. Çok farklı insanlar var. Çok farklı hastalar var. Farklı bir giyinme tarzı var. Çocuk oradan çok korkuyor. Mümkünse çocukların uygun kliniklerde sünnet edilmesi lazım. Yani bu Türkiye'de tam oturmadı ama sünnet kliniklerinde çocukların sünnet edilmesi lazım. Ve o sünnet kliniğinin, o ortamın çocuklara göre dizayn edilmesi lazım. Sadece çocuk değil, anne baba çocuk. Yani çocuğun ve anne babasının, yani sünnet ailesinin rahat edebileceği şekilde dizayn edilmesi lazım. Sünnet odasının, zaten şeyi söylememize gerek yok. Dezenfeksiyon, sterilizasyon, bunlar standart. Bu değişmez zaten. Sünnet odasının çocuğun dikkatini dağıtacak şekilde dizayn edilmesi lazım. Ben örneğin televizyon ekranı koydum. Oyun oynayabiliyor. YouTube'dan istediği bir şeyler açabiliyor. Anlatabiliyor muyum? Hatta giyinirken bile çocukların dikkatini dağıtıcı şekilde farklı giyinmeye çalışıyorum. Ona bile dikkat ediyorum. Dediğim gibi iyi karşılanmaları lazım. Yani tolerable olunması lazım. Anlatabiliyor muyum? Uygun ortamda ve uygun kişilerce sünnetin yapılması lazım. Peki bu pandemi döneminde ne gibi tedbirler aldınız? Çok sıkı tedbirler aldık ve almak zorundayız. Çünkü hem kendimizi korumak zorundayız hem de hastamızı korumak zorundayız. Pandemi başladığından beri sünnet çocuğu anne ve baba dışında biz kimseyi almıyoruz. Bunu da ailelere söylüyoruz. Diyoruz kesinlikle yasak. Hiç kimseyi getirmeyin. Getirseler de almıyoruz işin doğrusu. Ve ben randevulu çalışıyorum. Bu çok önemli. Her hastaya ben burada bir saat ayırıyorum. Randevulu çalışıyorum. Randevu dışında kimseyi almıyoruz kesinlikle. Biz sabah buraya geldiğimizde buraya kaç kişinin geleceği, kaç kişinin sünnet olacağı belli. Biz ona göre hazırlıklarımızı yapıyoruz. Ona göre tedbirimizi alıyoruz. Setlerimizi hazırlıyoruz. Aile geldiği zaman öncelikle tabii ki galoş giyerek içeri girerler. Elleri biz dezenfektanla temizliyoruz. Evet. Aileler onu ovalıyor. Daha sonra ailelerden HES kodu istiyoruz. HES kodu kontrolü yapıyoruz. Eğer sünnet odasına girmek isterlerse ek olarak biz bir de bone veriyoruz ailelere. Lütfen diyoruz boneli ve maskeli gelin. Maskenizi diyoruz hiçbir zaman çıkarmayın. Sosyal mesafenizi her zaman koruyun. Olur ya ek bir aile gelirse, bazen il dışından gelenler oluyor çünkü uzaktan gelenler oluyor. Onları biz kliniğimiz oldukça geniş, diğer insanlarla karşılaştırmadan başka bir odaya alıyoruz. O sırada diğer ailemiz işi bitiyor ve gidiyor. Zaten herkes randevuya geldiği için aslında kimse kimseyle karşılaşmıyor. Dikkat ettiğimiz bir noktada, zaman aralığını ben geniş tuttuğum için, sünnet bittikten sonra sünnet odasını çok iyi şekilde biz havalandırıyoruz. Oradaki sirkülasyonu bir sağlıyoruz. Emzirme odasını da havalandırıyoruz. Salonumuzu da havalandırıyoruz. Bunun yanında ailelere biz şey soruyoruz. Sünnet randevusu alırken, yani yakınlarınızda Covid'li birisi var mı? Bir temas söz konusu mu? Ya atıyorum çocuğun dedesi Covid olmuş olabilir. Temas etmeseler bile biz şunu istiyoruz. Lütfen 15 gün sünnetinizi erteleyin. Ondan sonra yapalım diyoruz. Bu işin acelesi yok. Bu anlamda biz dikkatli olduğumuz sürece, zaten hastalarımız da çok dikkatli. Sürekli sorgulama yapıyoruz. Bu ana kadar da bir sıkıntı yaşamadık. Peki koronavirüs döneminde hani sünnet operasyonunu erteleyen ebeveynler için neler düşünüyorsunuz? Sizin önerileriniz nelerdir? Bence hiç ertelemelerine gerek yok. Biraz önce konuştuğumuz gibi çok güzel dönemleri kaçırmamak lazım. Örnek veriyorum, çocuk 2 aylık, 3 aylık, bu dönemleri kaçırmamak lazım. Çünkü şu an biz Kasım ayındayız. Yaklaşık 7 ay oldu sanırım. Mart'ta başladı pandemi. 7 aydır bu süreç devam ediyor. Ne kadar devam edeceğini de aslında bilmiyoruz. En son okuduğum bir yazıya göre 2023 yılı yazına kadar bunun devam edeceği söyleniyor.
Aşı umudumuz yeşerdi. Evet, aşı ilgili çalışmalar var. Ama aşıya aşılamaya başlayıp kitlesel bağışıklamaya başlandığı zaman nasıl bir süreç yaşanacağını da bilmiyoruz. Bu süreci bence uzun olacak gibi düşünmek lazım. O yüzden gerekli tedbirler alındığı sürece, dikkat edildiği sürece sünneti ertelemenin hiçbir anlamı yok. Peki sünnet olduğunda ateşlenme olur mu? Hayır, kesinlikle ateş olmaz. Bunu dönem dönem soruyor hastalarımız, annelerimiz soruyor özellikle. Kesinlikle ateş olmaz. Sünnetin kendisi ateş yapmaz. Hatta sünnet bölgesi iltihaplansa bile, enfekte olsa bile bu lokalize enfeksiyon olduğu için yine ateş yapmaz. Onu biz zaten tedavi ederiz lokalize tedavilerle, lokal tedavilerle. Eğer çocukta ateş varsa bunun mutlaka başka bir nedeni vardır. Evet. Ve mutlaka çocuk hekimine bu danışılmalıdır. Bir başka soru, aşı yapıldığı gün sünnet yapılabilir mi? Evet, yapılabilir. Lokal sünnet yapılabilir ama. Ben lokal uyguluyorum. Aşı yapıldığı gün de yapılabilir. Aşıdan sonra da yapılabilir. O anlamda aşı bizi etkilemez. Aileler bazen birkaç gün ertelemeyi tercih ediyor. Tamam diyorum ama aynı gün bile yapılabilir. Hiçbir sıkıntı olmaz. Evet. Sorularımız bu kadar Turat Bey. Bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Rica ederim.